Miras Londra'da birbirinden farklı konu ve konukları ağırlamaya devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Efendim, tabii ki İlkay İsa Hanımefendi ile ilk bölümde Muhafazakar Parti'nin Chingford ve Woodford Green Bölge Belediye Meclis Üyesi İlkay İsa ile çok teferruatlı olmasa da zaman darlığından ötürü birazcık da önemli konulara değinmeye çalıştık. Tabii ki Avrupa Birliği konusunu, Brexit olayını, Avrupa Birliği'nden çıkma olayını ki İngiltere için tarihte belki de en sancılı dönemlerden bir tanesi oldu Avrupa Birliği'nden çıkma süreci. Unutmayalım, referanduma gidilen referandumda yaklaşık 3 sene önce İngiliz vatandaşları burada, Britanya vatandaşları daha doğrusu neye karar verdiler? Avrupa Birliği'nden çıkacağız karar verildi ve 31 Ekim'de Başbakan Boris Johnson çıkacağız dedi. Altını bunun kapkalın bir kalemle çiziverdi tabii ki. 31 Ekim çok yakında göreceğiz. Acaba İngiltere çıkmış olacak mı, ama birazdan Avrupa Birliği konusuna yine değinmek zorundayız. Aslında kafamdaki bazı soru işaretlerine birazcık daha net cevap alabilme açısından İlkay İsa Hanımefendi'den. Ancak ondan önce bizler için, Kıbrıs Türk halkı için özellikle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ercan Havalimanı için çok önem arz eden uçuşlar konusu. Takdir eder ve görüyorsunuz ki siz de sevgili saygıdeğer izleyiciler, son yıllarda Güney Kıbrıs'a, Larnaka'ya direkt uçuşlar dolayısıyla, biliyorsunuz Larnaka'ya dünyanın birçok yerinden olduğu gibi Londra'dan veya İngiltere'den, Britanya'dan da direkt uçuşlar her gün defalarca olmakta. Hal böyle olunca birçok kardeşimiz, yurttaşımız da buralardan, kimisi sağlık sorunlarından ötürü fazla yürümemek, fazla perişan olmamak, çoluk çocuk falan yaşlılık derken ötürü Larnaka'ya direkt uçuşla gitmekteler. Çok da kızamıyoruz bunlara tabii ki. Kimimiz ise maddi sebeplerden dolayı birazcık daha ucuz falan düşüncesiyle Larnaka'ya uçuyoruz. Ancak ve lakin Ercan olsa direkt uçuş veya en azından bu yaşlı insanlar için veya yaşlı demeyeyim, yürüme zorluğu çeken bazı insanlar için de ciddi anlamda İstanbul, İzmir veya Türkiye'de uçak indiği zaman uçaktan inme sıkıntısı olmasa, uçaktan inilmeden tekrar Ercan'a kalkılıp gidilse, inanıyorum ki %99'a yakınımız yine Ercan'dan gideceğiz. Bu bir gerçek. Ancak şu perişan hali yaşamak bizlere ciddi anlamda zorluklar getirmekte. Bu anlamda ben İlkay İsa Hanımefendi'ye, İlkay Hanım'a çok teşekkür ediyorum tekrardan sizlerin huzurunda. O da şu, 12 yıldır, bakınız İlkay Hanım 12 yıl önce karar verdi. 12 yıldır aralıksız her yıl uygulamakta kendi partisinden, Muhafazakar Parti'den birçok, gerek emekli olmuş, gerekse bir şekilde artık pasif olarak çalışmaya başlamış birçok önemli şahsiyeti, gerek parti avukatları, gerekse meclis üyeleri, gerek siyasi bürokratlar, onları ne yapıyor? Her yıl gruplar halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Ercan'a indiriyor. Nasıl? İstanbul'dan o işkenceyi onlara da yaşataraktan. Yürüyeceksin, telaş içinde gideceksin, uçağı yakalayacaksın ve Ercan'a ineceksin. Bunları yaşatarak onlara aslında şu dersi de veriyor bir şekilde. Bakın biz Kıbrıs Türkleri kendi ata toprağımıza, ana toprağımıza giderken nelerden geçiyoruz? Ne gibi şartlardan geçip oraya varıyoruz'u onlara da yaşatıyor. Nitekim İlkay Hanım bundan dolayıdır ki belki de özellikle ben bu vesileden ötürü Sayın Ian Duncan Smith'e, Konservatif'in, Muhafazakar Parti'nin çok önemli milletvekillerinden bir tanesi, kendisine bundan ötürü özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü siz daha iyi bilirsiniz. Sanırım festivaldeydi. Evet. Bir sözü vardı. Birazcık o konudan bahsediniz bize. Hı, evet. Hani ilk festival miydi emin değilim ama buyurun. Evet, ilk buyurun. Festival. Biliyorsun burada konseyimiz var. CTCA diye. Kıbrıslı Türklerin Association'ı. Başkan Leyla Kemal bize davetiye gönderdi. Çünkü ilk kez olarak yapılacak olan bu kültür festivali Chingford'da düzenleniyordu. Tabii Chingford'un da milletvekili olarak yeniden kısmeti davet ettiler. Biz gittik, büyük bir support göstermeye gittik. Yani belediye meclis üyeleri gittik, Ian Duncan Smith gitti, eşi gitti. Ve orada işte çünkü Ian devamlı duyuyordu zaten üyelerden geldiğimiz gidip zaman. Gidip gelen gruplardan. Evet, gidip gelen gruplardan ki ne kadar zor bir yolculuk olduğunu. Ve o günde çıktığı zaman söz verdi ki elinden geleni yapacak ki bize yardımcı olsun diye. Ve işte ondan sonra bu iki büyük kapıyı açtı bize, Ulaşma Bakanlığı'nı, Boris Johnson'un yanına.
Ve böylece şey ettik ama bu yolculuklara tabii yalnız değil, yanında da konsey başkanı Leyla Kemal vardı, Çetin Ramadan vardı, bizim partinin acentliğini yapan, bir beyefendi var, Ricky Williams. Ama en büyük şey sponsorluk yapıp bizi oraya götürüp taşıyan da Muhammed Yaşar Ata Bey vardı. Biz bu 5-6 kişilik bir grupta gittik, yaptık yani. Zamanımızı verdik. Seve seve verdik yani. Ki sırf bir şeye. Tabii. Ve mutluyum ki iki tarafta şimdi farkındadırlar yani. Bir yani, şey istendi, yaptık biz buradan. Evet. Kıbrıs'taki hükümetimize götürdük. Onlar da farkındadır. Raporumuz yazıldı. İşte yavaş yavaş inşallah sonuç alacağız. Yani bu konuda hala kapılar kapanmadı aslında. Evet. Yapılması gereken bir şeyler daha var. Evet. Onların yerine gelinmesini veya getirilmesini bekliyoruz diye tahmin ediyorum. Evet. Bu anlamda tabii yayın programın ilk başlarında sevgili izleyiciler, özellikle bizi şu an İngiltere'den, Londra'dan, Britanya'dan dinleyen başta Kıbrıs Türkleri olmak üzere lütfen kulağınızı dört açın şu anda. Sayın Ian Duncan Smith, Muhafazakar Parti Milletvekili, özellikle 50 bine yakın ve 50 bin civarında bir imzanın toplanması halinde bu imzalarla birlikte elinde ciddi anlamda bir güç olacağını, ne gücü, direkt uçuşlarla ilgili meseleyi parlamentoda kalkıp ciddi olarak ortaya atabileceğini, bunu konuşabileceğini, bu konuda taleplerde bulunabileceğini söylemişti. Ve bizlerin de kendisine sunacağı destek direkt uçuşlar konusunda bu imzaların süratle bir an önce herkesin de el birliğiyle, sağcı solcu fark etmiyor, bir araya gelip bu imzaların bir an önce toplanması tabii ki. Bu süreçte, bu yolculuklarda Kıbrıs'taki makamlar sizi nasıl karşıladı? Gerek bakanlar, onlar nasıl karşıladılar? Yani sıcak baktılar mı mesela? Tabii baktılar. Ve yardımcı olmaya da bakıyorlar yani. Evet. Ondan eminim. Evet. Onlar da İngiltere'ye uçuyorlar zaman zaman. Tabii. Sevgili saygıdeğer milletvekilleri, tümünüze de buradan saygılarımızı gönderiyoruz. Mirat Londra programından. Sizler de buraya zaman zaman uçuyorsunuz. Tahmin ediyorum İstanbul veya İzmir'lerde bir yerlerde uçak değiştirip sizler de buraya gelip gidiyorsunuz. O telaşı sizler de yaşıyorsunuz. Bu anlamda yurttaşlarımızın, kardeşlerimizin bu sıkıntısına merhem olması açısından üzerinize düşen bir şeyler varsa bir an önce yerine getirmeye özen göstermeniz buradan dileğiniz, temennimizdir tabii ki. İlkay Hanım, şimdi Avrupa Birliği konusuna Brexit, Avrupa Birliği'nden çıkma konusuna değinmeden geçmek doğru olmaz. Kısaca, evet. Kısaca birazcık geçmiştim konu üzerinden belki ama. Şimdi referandumda 3 yıl olmak üzere neredeyse bir karar verdi Britanya halkı. İngiliz vatandaşları dedi ki biz Avrupa Birliği'ne çıkmak istiyoruz. Evet. Ve başbakanımız da çıkmak istiyor. Şu anda da Muhafazakar Parti'nin bürosundayım. Gördüğünüz gibi burada yazan yazıda da görüyorsunuz sevgili saygıdeğer izleyiciler. Leavers yani ayrılmak isteyenler Avrupa Birliği'nden. Onunla ilgili bir şey. Evet. Biraz tadı acı değil. Garanti veriyorum. Tadı acı değil. O yüzden çıkmakla ilgili çok ciddi endişeniz varsa rahat olunuz. Evet. Çünkü çıkma kararı verildi. İlkay Hanım, Avrupa Birliği'ne çıkma kararını verdik bir şekilde vatandaşlar olarak. Tabii. Başbakanımız çoğunluk söylüyor. 31 Ekim'de çıkacağız. Pekala. Şöyle. Başbakan da ısrarla 31 Ekim'de çıkacağız diyor. Evet. Çıkacağız diyor sevgili izleyiciler. Altını da böyle çiziyor Sayın Başbakan Boris Johnson. Ancak gerek muhalefet, gerekse Muhafazakar Parti'nin içinde bazı parçalanmalardan ötürü bazı Muhafazakar Partili milletvekilleri çıkılması halinde adeta dünya batacak, İngiltere çökecek havasını estiriyorlar. Evet. Bu korkular olsun mu içinizde? Dünya batacak mı, İngiltere çökecek mi? Yok mu olacağız? Neden çıkalım Avrupa Birliği'nden veya? Neden çıkmalıyız? Bildiğiniz gibi 2017'de İngiltere halkı bir oy verdi. Bu oy da çıkmaktı. Ve bu biz bir demokrasi bir memlekette yaşıyoruz. Buna da herkes saygı duymak zorunda tabii, aslında değil mi? Evet tabii, çünkü neden oy veriyoruz eğer ciddiye alınmayacaksa? 2017'de İngiltere halkı çıkalım diye oy verdi. Ve ben inanıyorum ki bir demokratik memlekette demek ki yaşıyoruz, ki hep öyle biliniyoruz. Lazım çıkalım. Ve başbakanımız da bunu istiyor. Ve daha fazla erteleme istemiyor. Ve benim yani görüşüm
parlamentoda olan milletvekilleri artık yani daha fazla ertelemeye değil destek vermeleri gerekiyor diye görüyorum. Çünkü daha başka türlü ileri gidemeyeceğiz. Hep 3 yıl zaten kaybettik. Kendi kararlarımızı vermek bizim için daha iyi olacak diye düşünüyorum. Kontrolü geri elimize almak ve memleketimiz için kararları bizler vermek bence güzel bir şey olacak. Ve yapacağımızdan da eminim diye düşünüyorum. Çok kanunları değiştirme şansımız olacak. Çünkü şu an Avrupa Birliği bizi engelliyor, bağlıyor bazı şeylere. Evet. Ve en önemlisi bence halk artık buna bir son vermek istiyor. Değil mi? Çünkü artık çok uzadı bu mesele ve bu artık milletvekillerine kalmış bir şeydir. Başbakan'a karşı çıkacaklarına destek çıksınlar diyorum ki bu iş artık... Evet, tabii İlkay Hanım çok ilginç bir durum. Çünkü vatandaş referandumda çıkma kararını veriyor. Evet. Ondan sonra artık parlamentoya düşen görev, hükümete düşen görev ve partilere düşen görev, parlamentodaki partilere bu çıkılmanın bir şekilde yürürlüğe konması, uygulanması tabii ki ama 3 yılı bulmak üzere neredeyse çok sıkıntılı, çok sancılı bir çıkma dönemi yaşıyoruz. Bu herkesi tedirgin ediyor. O yüzden bir an önce yapılması gerekenin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu anlamda İngiltere'ye, bu ülkede, Britanya'da yaşayan herkese de hayırlı olur inşallah diyorum ben. Çıkmanın veya sonucunun tabii ki. Şöyle sevgili izleyiciler, İlkay Hanım sadece belediye meclis üyeliği ve belediyenin sınırları içerisinde yapmış olduğu bir takım çalışmalarla değil, birçok konuda çalışmalar var. Özellikle son yıllarda Türk toplumuna, Kıbrıs Türk toplumuna elinden geldiğince birçok konuda, özellikle kendi sınırları içerisinde, kendi belediyesi içinde daha çok yardımcı olmaya çalışıyor ama onun dışında da tabii çıkıyor. En önemlisi, birkaç kez tekrar edeyim, bir kez daha söyleyeyim, en önemlisi de 12 yıldır ısrarla muhafazakar kendi partisinin, muhafazakar partinin milletvekilleri, pardon, çalışanlarını, parti çalışanlarını, bunlar farklı branşlardaki insanlar tabii ki, onları Kuzey Kıbrıs'a Ercan'dan inerekten bir şekilde bir paket tatil tarzında onları geziye götürmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hem tarihi yerleri hem de adayı bir şekilde görmelerini sağlaması, bu çok önemli bir girişim, faaliyet, aktivite aslında. Yapmış olduğu birçok çalışmadan ötürü ben kısa notlar almıştım tabii ki. En iyi toplum aktivisti ödülünü de aldı İlkay İsa çok yakın bir zamanda, geçtiğimiz günlerde. Hatta sanırım programın da sunuculuğunu yine Kanal T çalışanlarından Duygu Hanımefendi yapmışlardı. Duygu Hanımefendi özellikle sizleri gerçekten çok övdü, haklı olarak. Teşekkür ederim. Bu anlamda ben toplum adına size teşekkür ediyorum. Tabii İngiltere Kıbrıs Türk Devletleri Konseyi Yönetim Kurulu'nun ve direkt olarak vermiş olduğu bir karar değildi. Çünkü bildiğim kadarıyla, yanlışsam beni düzeltiniz, halkın verdiği oylarla sizler en iyi toplum aktivisti olarak seçildiniz. Nasıl bir duygu bu ödülü almak? Çok mutluyum ve çok onur duydum seçildiğim için. Çok teşekkür ederim. Ve dediğim gibi içimdeki millet sevgisinden ve toplum sevgisinden yapıyorum. Hiçbir şey beklemeden. Ama dediğim gibi onur duydum çok. Teşekkür ederim herkese ve oy verenlere. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Aslında sizin yaptıklarınız karşısında bizlerin teşekkür etmesi gerekiyor. Bu anlamda teşekkür ediyorum ben toplum adına sizlere. Sevgili İlkay İsa. Yine bir not almıştım. Bu aralarda kayboldu ama az önce yakaladım o notumu. Çok ciddi bir sorun. İngiltere'de hemen hemen her köşe bucakta ama biz madem ki Londra'da yaşıyoruz, sizin bölgenizde de eminim bu sorun son yıllarda baş göstermeye başladı. Sizlerin görevleri arasında mı bilmiyorum. O yüzden soruyorum. Belediye meclis üyelerinin. Gençlerin büyük bir sosyal bir sorunu bu aslında. Tabii bunu gerek hükümet gerek muhalefet de zaman zaman dile getiriyor. Hatta Theresa May başbakanların son dönemlerinde artık bir an önce Avrupa Birliği'nden çıkacaksak çıkmalıyız. Bu konuyu kapatmalıyız çıkıp ve sosyal sorunlarımız var bizim. Sosyal endişelerimiz var. Bunları halletmeliyiz demişti. Hiç unutmam. Çok doğru bir cümleydi bu. Bunu kim söylerse söylesin. Gözle görünen bir şey ki özellikle İngiltere ve başkent Londra'da suç oranları inanılmaz derecede arttı. Bıçaklanmalardan silahlı çatışmalara kadar, tabii. çeteler,
birçok genç artık uyuşturucunun şunun bunun kurban olmaya başladı. Birçok genç kendi bölgenizde sizlerin de bir görevi var mıdır? Bir sorumluluğu var mıdır? Gençlerle ilgili ne yapılabilir? Neler yapılabilir ki bu gibi ciddi sorunlardan gençleri, genç kardeşlerimizi bu hangi ülkeden, hangi ulustan olduğu önemli değil. Onları uzak tutalım, kurtaralım. Sizlerin bu konuda bir sorumluluğu var mıdır? Veya farkındaysanız bazı şeylerin ne gibi baskı ve yaptırım getirebiliyorsunuz polis veya belediye nezdinde? İşte biz belediye meclis üyesi olarak fazla bir şey yapamıyoruz. Ama polislere daha birçok şey vermek önemlidir. Ki onlar yani bir şey yapabilirlerse biz çok görüp ve report yapabiliriz. Fakat başka bir şey yani biz yapamayız. Çünkü polisin elinde olan bir şeydir. Artık Bazı polislerle yaptığım sohbette elimizde fazla güç yok diyorlar. Yani elimiz zayıf diyorlar. O anlamda lazım. Ciddi anlamda girişimlerde bulunamıyoruz diyorlar. Birçok vakada, birçok durumda. Evet. O zaman son dönemlerde yine konuşulan bir şey vardı parlamentoda. Evet vardı. Polisin elinin güçlendirilmesi, evet. Konusu, daha çok haklar verilmesi, evet. Daha çok güç verilmesi eline polisin diye. Evet. Siz de bunu destekliyor musunuz? Tabii destekliyorum, evet. Ve dediğiniz gibi bu yeni şey de vardır inşallah. Olduğu zaman daha çok azalacak bu gibi şeyler. Evet. Evet. Tabii programın öncesinde sevgili izleyiciler çok kısa bir sohbetimiz oldu bizim İlkay İsa Hanımefendi ile. Ben İlkay Hanım'a şeyi sormuştum. Hatırlatayım hemen. Aşağı yukarı bir saat kadar önceydi. Supplementary yani İngiltere'de özellikle Londra kentinde var olan Türk Dili ve Kültürü okulları var. Evet. Bu okullar 1960'lı yıllardan beri bir kısmı Honzi gibi çok güçlü temele sahipler ve Honzi Atatürk Okulu çok eskilerden bir tanesi. Ali Rıza Değirmencioğlu öyle. Güney Londra'da Doktor Fazıl Küçük Türk Okulu öyle. Evet. Çok güçlü temelleri var ancak son yıllarda ciddi bir şu an ismi aklıma gelmeyen okullardan özür diliyorum ama Türk okulları diyorum tabii ki. Çok ciddi bir sorun eskiden öğrenci sayısı çok kalabalıktı bu okullarda. Kimisi hafta sonu, kimisi hafta içinde akşam okulları ama birçok genç kardeşimizi başta gerek Türkiye'ye gerek Kıbrıs'tan gelmiş veya anne babaları gelmiş ama kendileri burada doğmuş. Birçok genç kardeşimizi öncelikle dışarıdaki birçok yanlıştan, bu çetelerdir, uyuşturucudur falan uzak tutan ve orada kendi dilini, Türk dilini, kültürünü doğru bir şekilde anlatan, öğreten, İngiliz okullarındaki matematik, fen bilimleri, science gibi derslere ciddi anlamda destek sunan okullar bunlar. Ayrıca İngiliz eğitim müfredatını da yakinen takip ederek çalışmalarını sürdürüp bu ülkede iyi vatandaş olmaları, doğru vatandaş ve çalışkan vatandaş olmaları için de elinden geleni yapan okullar bu okullar. Ancak belediyelerin veya sizlerin nasıl bir desteği olabilir bu okullara ciddi anlamda kira konusunda sıkıntı yaşıyor tümüyle bu okullara. Her okul kendi belediyesine veya belediye meclis üyesine gitse bu konuda destek alabilme şansları da olur mu okulların? Tabii olabilir. Çünkü biz belediye meclis üyesi olarak grant veriliyor bize her yıl. Rakamını da söyleyebilirim herhalde. 10.000 pound kadar. Şimdi biz 3 belediye meclis üyesiyiz bu bölgede. Bize her yıl 10.000 pound veriyorlar. İstediğimiz ya charity olabilir ya da okullar olabilir. Ama bizim bölgemizde olması lazım. Onun için neredeyse okullar tabii. O bölgenin belediye meclis üyelerine gidip bu granttan yararlanabilirler. Harika. Bu evet. Ya tabii çok büyük olmasa da bir destektir aslında. Tabii destek tabii. Bu. Çünkü bazen biz 10.000 bir yere vermeyiz. Çok defa 3-4 yere veriyoruz ki tek bir yer değil başkalarına da yardımcı olabilirsek adım atmalarında güzel bir şey. Biz öyle yapıyoruz ama evet olabilir ve yapmanız çok önemli yani. Hemen başvurun şeye. Bu konuda dinleyen diğer Türk Dili ve Kültür Okulları yöneticileri de bir an önce gereken işlemleri yerine getirsinler, başvursunlar. Belediyelerde tabii ki. İlkay Hanım, biz sizleri zaman zaman çok yoğunsunuz biliyorum. Gerek parti gerek bir sürü faaliyetlerin içindesiniz. Biz sizleri zaman zaman her fırsat bulduğumuzda faaliyetlerimizi, okulların faaliyetlerini çağıracağız. İnşallah gelebilirsiniz ama en başta rahmetli abinizden bahsetmiştim. Çok değerli bir eğitimciydi sevgili Tözü Nisa. Rahmetle anıyoruz kendisini tekrardan. Biz tabii ben ayrıca Atatürk okullarında, Honzi Atatürk Okulu'nda öğretmenim. O anlamda söylüyorum. Bizler yönetim kurulu olarak şu kararı almıştık. Sayın sevgili Tözü Nisa'nın rahmetlinin
ismini verme konusunda okullarımızdan bir tanesine. Bu anlamda tahmin ediyorum okul yönetimimiz, okul başkanımız Sayın Türker Çakıcı da sizlere yakında bir davet gönderecektir. Teşekkür ederim. Orada olmanızı şimdiden seve istiyoruz. Sözünü almış diye kabul ediyorum ben. Seve çok duygulandım. Çok teşekkür ederim. İlkay insan ne yapar başka? Bütün bu yoğunluk haricinde. Böyle aman dinleneyim evet. dediği zaman neler yapar? Şimdi politikadan sonra kalbe çok yakın olan iki tane de charity'ler var. Çocuk charity'si. İkisi de arkadaşlarımın, çünkü ikisi de çocuklarını kaybettiler. Bir tanesi doğumda kaybedilen çocuklar ve çok zorlukla doğum yapan anneler charity'si. Bir tanesi de oğlunun anısına hasta çocuklara, yani küçük yaştan 25 yaşına kadar gençlerin hayatta bir yapmak istedikleri bir rüyalar, yani bir şeylerini şey yapıyor, gerçekleştiriyor. Bu iki çocuk charity'sine de, derneğine de senede iki tane şey yapıyorum, yemek düzenliyorum ve toplanan paradan kalan neyse onlara şey yapıyorum. Çocuklar, evet, çocuklar için her şeyi yapmaya hazırım. Çok severim çocukları, evet. Yani yüreğinizde insan sevgisi olduğunu evet. insan evet. anlamakta zor sorun yaşamaz evet. kesinlikle. O evet. bir gerçek tabii ki. Bunlar sizin aslında bir nevi hobileriniz gibi bir şey. Evet, yani evet. Destek sunuyor aslında, iş yapıyorsunuz hem, yine. Hem iş yapıyoruz hem de evet ama, güzel sosyal bir şey oluyor gece, yani herkes bir araya geldiği zaman zaten böyle bir neden için daha da güzel oluyor. Çünkü herkes seve seve elini cebine koyuyor değilim yani. O gece daha da çok para kazanıyoruz. Çünkü güzel bir şey içindir. Ve çok severek yapıyorum. Kıbrıs yemeklerini sever misiniz? Oo, hem de nasıl? En çok sevdiğiniz yemek? Nasıl? Molehiye tabii. Vallahi biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Molehiye sözcüğünün çıkacağını hissettim. Niye bilmiyorum. Hissettim ve aynı anda söyledim dediğim zaten. Dediğim gibi öyle bir küçük yaşta geldim ama ben hep Kıbrıs sevgisiyle, Kıbrıs kültürüyle evimizde hep Türk yemekleri pişirdim. Pişiriyorsunuz zaten. Tabii ki. Ben de pişiriyorum. Tabii pişiriyorum ve çocuklarım da çok seviyor. Kameraman arkadaşıma söyleyeyim. Bir gün Morohiye'ye gidiyoruz. Tamam, bekliyorum. Tabii şu taşını salladı diye kabul ediyorum. Evet. 5 dakikanız kaldı anlamına geliyor tahmin ediyorum. Evet. Programın sonlarındayız tabii ama. Evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Yüreğinize ben teşekkür sağlık. Ederim. Teşekkür ederim. Son olarak buradan izleyen herkese gerek Kıbrıs'ta hatta Türkiye'den şunu söyleyeyim. Hı. Benim üniversiteden hocalarım, üniversite rektörü, üniversite dekanı bu haftadan itibaren programı izlemeye başlayacaklar. Çok önemli bir toplantıları, işleri yoksa. Bu da hatta şu anki Türkiye Cumhuriyeti Tekvando Federasyonu Başkanı Sayın Metin Şahin, saygılar hocam, saygılar. Kendisi bütün üniversitede beni tanıyan hocalarıma, tanımayanlara da bahsetmiş programımızdan. Bu vesileyle Türkiye'den de izlendiğimizi biliyorum da. Çok güzel. Özellikle üniversiteden, Konya'dan çok yoğun bir izleyici potansiyelimiz var. Şu anda onu söyleyeyim size. Hatta bizi de konuk eder misiniz dediler. Bu çok değerli şahsiyetler. Çok önemli makamlara sahipler Türkiye'de. Seve seve dedik biz de. Gideriz bir gün. Patronum izin verirse, kameraman arkadaşım da. Türkiye'ye de gideriz tabii ki. Evet. Buradan bir mesaj hem Türkiye'ye, izleyen herkese, hem de Londra'da şu an, Britanya'da, Avustralya'da, Kanada'da, Amerika'da, Almanya'da, dünyanın dört bir köşesinden ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, o güzel yeşil adanında izleyen herkese, Lefkoşa'ya, orası sizin yeriniz, bir mesaj, bir derken ne kadar konuşmak isterseniz. Mikrofon sizin. Oh, teşekkür ederim. Buyurun, sorun olayım. Herkese sevgi, saygı ve birlik söylemek istiyorum. Çünkü biz Türk halkı çok güzel bir toplumuz. Ve aramızda çok güzel insanlar var. Çok iyi insanlar var. Birlik olmak çok önemli diye görüyorum. O kadar. Başka da sevgi, saygıdan başka bir şey. Bizi öncelikle Muhafazakar Parti'nin Çinfırt bölgesindeki ofisinde misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani güzel. Konuk ettiniz bizi. Çok da sıcak bir ağırlama, karşılama oldu başından sonuna kadar. Teşekkür bu vesileyle çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Miras Londra'nın bu kez de sonuna geldik. Her şeyin sonuna gelindiği gibi bunun da sonuna geldik bu kez. Tabii ki diğer siyasi partilere,
İngiltere parlamentosunda yer almış olan, yer almakta olan diğer siyasi partiler de eğer programlarımıza yer almak isterseniz hiç endişe etmeden, hiç düşünmeden bizlere ulaşabilir, bizlere arayabilirsiniz. Kapılarımız, kameralarımız, bu ekranlar size de sonuna kadar açık. Bu anlamda aklınıza hiçbir soru işareti gelmesin. Ben tabii ki Mustafa Güllü olarak sizlere bu kez de veda ederken, görüşmek ümidiyle demezden önce yine aklımda olan, hiç unutmak istemediğim çok değerli bir isim. Kendisi bir Kıbrıs Türk'ü, aynı köyde doğduk büyüdük. Ben onun babası yaşındayım neredeyse. Bu genç kardeşimiz İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar bölümünü üstün başarıyla 4 yıl 5 yıl arka arkaya bitirdi. Master'ını yaptı ve birçok ünlü, tanınmış müzisyenden, müzik dünyasından teklifler aldı. Türkiye'de ancak ailece kendileri bir müzik ailesi. Gerek Ali Gören hocama, gerek Ayten Gören hocama, buradan tüm Gören ailesine saygılarımı gönderirken şunu paylaşmak istiyorum. Oğulları Şafak Ersin Gören, YouTube'dan ve Instagram'ından takip edebilirsiniz kendisini. Bir Kıbrıs Türkü olarak çok önemli bir başarıya imza attı. Çok hızlı bir şekilde Türkiye'deki müzik camiası kendisini tanıdı ve çok önemli teklifler alıyor. Şafak Ersin Gören kardeşime de buradan başarılar diliyorum. Kendisiyle gurur duyduğumuz bir Kıbrıs Türkü olarak da üstüne basa basa söylüyorum. Bizler de kendisinin destekçisi olacağız. Büyük ihtimalle bir Kıbrıs ziyaretimizde veya kendisinin bir Londra ziyareti, ki Londra'ya doktoraya gelebilir kendisi. Burada kendisini misafir edeceğiz. Buradan saygılar, sevgiler Şafak'a ve başarılar tekrardan. Bunu da paylaşmadan geçemeyeceğim. Unutmayalım, Mirat Londra'da en başında paylaşmıştık. Tekrar paylaşayım sizlerle. Birçok konuya değineceğiz. Birçok konuğumuz olacak. Zaman zaman özellikle ve özellikle İngiltere'de, Londra'da çok başarılı ama tanınmamış olan veya tanınmayan genç kardeşlerimiz var. Onları buraya getireceğiz. Onları konuk edeceğiz. Onlar sizin evinize gelecekler, ekranlarınıza gelecekler bir şekilde. Onları tanıyacaksınız. Onlarla sizi bir şekilde bir araya getireceğiz. Mirat Londra'da, ben Mustafa Güllü ile beraber tabii ki. Efendim, çok yakın bir zamanda tekrar tekrar görüşebilmek umuduyla bir gurbet şiiriyle bitireceğiz programımızı. Hoşçakalın, görüşmek üzere tekrardan. Allah'a ısmarladık. Bir kuş tanıyordum ki baharda, salkımlar açan bahçemin üstünde uçardı, akşamların ürperdiği bir sesle öterdi. Besbelli, bu iklime yabancı, nereden koparak geldiği meçhul. Endamı uzun, tüyleri parlak, sesi vahşi bir kuş. Akşamla yatan köyde sağdağlar durulunca, mehtaba yakın, gölgeli bir nokta bulunca, hicranla kasılmış, heyecanlarla boğulmuş bir sesle öterdi. Öttükçe uğuldardı sesinde. Avare kuşun duyduğu hasret, bir bilmediğim kıtada, bir dağ tepesinde, bin bir çölün ardında kalan yurduna dair. Öttükçe o hasretle genişlerdi. Duyardım korkunç uçurumlar gibi ruhumda derinlik. Her gün daha bir parça yakından sevişirdik. Ben şair, o şair. Bir gün camı açtım ki ufuk bir kara perde. Sahrayı beyazlar bürümüş, yollar uyumuş. Gördüm ki o gurbet kuşunun gezdiği yerde cansız bir avuç tüy yatıyor. Baktım, o kuşmuş.